Taş fotoğraf aldıktan sonra. Sizi de bir zahmet biraz mı çabuk alabilir miyim? Alırsanız fotoğraf alalım. Arkadaşlar. Paşam diyor ki benim resmini çekmeyin, hasım görsün diyor. Onun için başa atıyor zaten. Bana bir daha çekiyor. Beni görmek isteyen görsün diyor. Siz görmeyin diyor. Biraz daha gazeteci arkadaşlarımdan rica ediyorum. Efendim tekrar ses. Yılmaz Ağa kesiyor aramızda. Esselamu aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, muhterem hanım bacılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Öncelikle bizleri buraya davet eden Battal Gazi Bağımsız Gençlik Hareketi platformunun değerli üyeleri, selam size. Tekbir. 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 Battal Gazi'nin torunları, selam size. Malatyalılar, selam size. Belde belediyeleri kapatılmış olan Erenli belediye sakinleri, selam size. Yaygın, Halican belde sakinleri, selam size. Beydağı, Manurek, Alican'ların küçük kardeşleri, selam size. Orduzu belde sakinleri, selam size. Hanımın Çiftliği belde sakinleri, selam size. Hatun Suyu belde sakinleri, selam size. Hasırcılar belde sakinleri, selam size. Bugünkü ismiyle Battal Gazi ilçesinin muhterem insanları, selam size. Bugün itibariyle Malatya'mızda, Malatya Belediye sınırları içerisinde yaşayan tüm kardeşlerimize selam size. Yeşil yurtumuza selam size. Tüm ülkelere selam size. Beydağ'ın ovasında yaşayan bütün insanlara selam olsun. Selam size. 28 Şubat sürecinde diz çökmeyen Malatyalılar, selam size. Şubat sürecinde hanımları ve kız kardeşlerimiz ayaklar altında çiğnenirken 55 tane üniversite kız öğrencimiz merkez karakoluna götürülürken köşe bucak kaçıp şimdi de pastadan pay alanlara size de selam olsun. Belki uyanırsınız. Battal Gazi uyumak, iradene sahip çık. Battal Gazi uyumak, iradene.
hükümetin temeli Türkiye'de 28 Şubat sürecinin bir direnişin sonucudur. Bugünkü belediye başkanları da bu sonucun bir sebebidir. Ve bugün burada halkla iç içe olmayan, hatta birkaç tanesini istisna edecek olursak, Malatya'nın cadde ve sokaklarında görülmeyenler, şu insanları bir görün. Halkımızı ne zamana kadar siz oyalayacaksınız? Temayül yoklamaları yapıldı. Nerede hakikaten? Gören oldu mu? Temayül yoklaması yapılırsa halk burada. Nerede bunlar? Daha biraz sonra bu operörler de kafi gelmeyecek yani. Onlar da bir elinden yana elektriği de kesebilirler. Önemli değil. Biz elektrikleri olmadığını konuşuyoruz. Değerli Malatyalı hemşerilerim, değerli kardeşlerim, bizler burada toplanmamızın nedeni yanlışları izah etmek, açık yüreklilikle ifade etmek için buradayız. Belki birçok insanımız diyecek ki, ya Ramazan Keskin Hoca, senin işin yok mu gerçekten? Burada ne arıyorsun? Doğru söylerler. Onlara da bir açıklama yapayım. Bizim literatürümüzden önem var. Bugünkü literatürde ise aydın. Her münevver ve aydının görevi halkının yanında olmaktır. İşte onun için de buradayım. Tekbir! 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 Eğer halkımın iradesi hiçe sayılmışsa, halkıma danışılmamışsa, ben bu hocalığı mezarlığa mı götüreceğim? Birileri bize demez mi ki, muhterem Şevket Başbüyük, diz çökmeyen adam diye bir kitap yazmış. Neredesin? İşte buradayım. Konuşmamın başında söyledim. Ben yalnız burada değilim. Siz diz çökmeyenler buradasınız. İşte bunu da bizim bu Kermek semtinde, gerçi çeşmemizi yerin dibine koydular. Bunlarda tarih şuuru da aramak biraz zor. Bağdat bombalandığı zaman Amerika'nın ilk hedef aldığı yerler, camiler, medreseler, minareler ve kütüphaneler olmuştur. Bosna Hersek'te de aynısı olmuştur. Bu memlekete bir zamanlar Yunanlar gireriz diye kafalarını çıkardıklarında da ilk saldırdıkları şey yine bu camiler, medreseler olmuştur. Genel manada söylüyorum ve bu bizdendir diye ayrım yapmamış olsaydık, Allah'ın emri adaletten yana olmamız gerekirken Malatya'mızda hal binasının yanında camimiz yıkılırken sessiz kalır mıydık? Ama ne dedik, bizden biri? Olur mu böyle bir şey? Zaman zaman Malatya bizim evimizdir diyen belediye başkanlarına da buradan hitap etmek isterim. Ortak evimiz diyorlardı, birlikte yöneteceğiz diyorlardı. Kime danıştınız? Bizim belediye binamızı yıktınız. Şimdi ben çocuklarımın veya torunlarımın elinde
elinden tutarak işte 100 sene önce bizim belediyemiz budur diye nereye götüreceğim? Var mı Malatya'mızda hayatta kalan bir çınar? Halkımızı oyalamaya çalıştılar. Kime danışarak gerçekten bu çevre yolunun altındaki köstebek yuvalarını oluşturdular? Kime danıştılar? Kimseye danışmadan bunları yaptılar. Kime danıştılar? Perde'deki mezarlıklarınızı yıktılar. Kime danıştılar? Sancaktar mezarlığımızı yıktılar. Ölülerimize bile tahammül edemediler. Onların çoğu hayatta olmadığı halde sizler hayattaydınız ama belki birileri sizin önünüze düşmedi. Siz de bunun farkına varmadınız. Başka yer mi kalmadı ki yolu orada götürdünüz? Benden önceki konuşmacı kardeşlerim işaret ettiler. Bir memleketin zengin olması, huzurlu olmasının ölçüsü değildir. Eğer zenginlik bir huzur ölçüsü olmuş olsaydı, bugün Amerika dünyanın en zengin ülkesi, Avrupa dünyanın en zengin ülkeleri, niye bunlar en çok cinayetlerin, en çok stresin bulunduğu ülkelerdir? Değerli kardeşlerim, onlar insanların bedenlerine sadece hitap ettiler. Oradaki kardeşimin söylediği gibi insanların ruhuna hitap etmediler. Biliyorum ayaktasınız. Fazla zamanınızı almayacağım. Ama birkaç hususa işaret etmeden inersem de kendimi suçlu hissederim. Sabaha kadar bekleriz. Sabaha kadar bekleyenlere selam olsun. Değerli kardeşlerim, benim sağımda kanal boyu var. Sanki taş arabalarımız var bu yollarda gidecek diye şurada araba kullanıp da geçen hangi insanımız dua ederek geçiyor? Yani burada Malatya'mızda hiç mi bir tane yetkili buradan geçip de ya ne olur merhamet edin hiç olmazsa şu taşların üzerine biraz asfalt dökün ya. Merhamet edin. Nedir bu? Değerli kardeşlerim, bir şehir ancak bu kadar kötü idare edilebilir. Olur mu hocam? Ne yapıyorsun? İşte ben anlatayım. Bir şehrin huzuru sağlanmadıktan sonra, trafiği rahat ettirilmedikten sonra yönetimin ne anlamı var? İşte karşımda Fuzuli Caddesi. Neden hafta içerisinde pazar günleri bugüne münhasır olarak demiyorum? Sağda solda arabalar park yapar. Belediye nereden? Niçin park yerleri yoktu? Niçin bu yolun gidişi gelişi çift yönlü olmaz da insanlar da buradayken ileride ki ışıklarda insanlar orada buradan oraya kadar kuyruk ve sıra bekliyor. Evet biz 1970 ve 80 arası kuyrukları gördük. Bitmedi mi ya? Bu sefer de araba kuyruğu mu başlar? Neden bu Cengiz Topel Caddemizin gidiş ve gelişi engellenir? Bakın 24 saatte değil, 1 saatte bile bu memleketin, bu şehrin trafiğinin %50'sini rahatlatmak mümkündür. Arkadaşlarımın birçoğuna şahittir. Bana sadece bir hafta bir ay mühlet tanıyın. Eğer bu haliyle bile Malatya trafiğini rahatlatmazsam beni Akpınar'da asın demiştim. Nasıl olur demişlerdi.
Nasıl olurum ben şimdi cevabını vereyim size. Şimdi ben Hançukur'da oturan bir kardeşinizim. 60 seneden beri orada oturuyorum. Hidayet İlkokulu mezunuyum. İmam Hatip Okulu mezunuyum. İmam Hatip Okulu mezunu kafi gelmedi o gün bizler için. Malatya Lisesi mezunuyum. Eğitim Ensü mezunuyum. Bu Ticari İlimler Akademisi'nde de birkaç gün saygılar olarak okumuştum. Bizim oradan o bölgeden gelen bütün arabalar geliyor Kışla Caddesi'nden Akpınar'a giriyor. Daha önceleri bazı hiç olmasa arabalarımız Cezmi Kartay'dan giriyordu. Şimdi Cezmi Kartay tek taraflı. Hocam, ta Sıtma Pınarı'ndan giren insanlar hiçbir şekilde geri dönüş yapma imkanı yok. Gelecek ta Gazi İlkokul orada dönüp ondan sonra Akpınar'a gidecek, geri dönüşü de yok. Hocam, ya değerli kardeşlerim. Hocam otopark hırsızlığını kim yapacak? Otopark hırsızlığını kim yapacak? Doğru söylüyor. Yani şimdi bu kardeşimize ne diyor, ne diyelim? Selam doğru söyleyenlere olsun. Demek ki kardeşlerim bu zor bir şey değilmiş. Bir saat içerisinde bir nevai... Ya merhamet edin. Yani ey bu şehri yönetenler, ey bu şehrin büyükleri, ey bu şehrin kanat önderleri, ey bu şehrin söz sahipleri, neden yetkililere bunları anlatmıyorsunuz? Malatya'mız tamamıyla kepiç evlerden oluşuyor. Yetmedi şimdi kongre binasını orada kerpiçten yeni ev yapılıp eski diye gelenlere yutturacaklar. Kimse yemez. Değerli kardeşlerim, Malatya'mız öyle bir beydağın eteklerindeki bütün caddeleri kanal mı olabilir? Yani şuradan bir su gidemez mi? Cezmi Kartay'dan gidemez mi? Kışla Caddesi'nden gidemez mi?